neden sosyal medya kullanıyoruz ve aslında sosyal medyanın bizim beynimiz üzerinde, daha doğrusu beynimizin de sosyal medya üzerinde nasıl bir etkisi var? Onun üzerine birazcık sohbet etmek istiyorum sizinle. Sosyal medya ve beyin üzerinde aslında nörolojik noktaları ben çok önemsiyorum. Nörobilim kısmına da ayrı bir ilgim var. Ve aslında bakıldığı zaman, nörolojik açıdan bakıldığında sosyal medya farklı beyin işlevlerini benzersiz şekilde etkilediğini gösteriyor. Ve farklı tepkileri tetikleyebilecek birçok uyaran kombinasyonu içeriyor aslında sosyal medya. Ve bu nedenle sosyal medyanın beyin üzerinde oldukça önemli etkileri bulunuyor. Ve yani şöyle bahsetmek gerekirse, örneğin sosyal medyadaki olumlu ilgi beynin birçok bölümünü etkilemekte. Social Cognitive and Affective Neuroscience dergisinde bir tane makaleye denk geldim. Ve bu makaleye göre işte Facebook, Twitter veya Instagram'da beğeni toplamak, striatum ve ventral tegmental alan dahil olmak üzere ödülle ilgili beyin dolaşımındaki birçok nokta aktivasyon haline geliyor, aktive olmuş oluyor. Yani bunlar kulağa birazcık karmaşık gelebiliyor ama aslında sosyal medyanın beynimiz üzerinde çok net bir matematiği olduğunu düşünebiliriz. Yani sadece bu bilgi bile bizim için çok kıymetli bir bilgi bence. Çünkü beyindeki bu ventral tegmental alan dediğimiz kısım insanların bedenlerindeki ödül sistemini belirlemekte sorumlu olan birinci kısımlardan biri. Yani bu şu demek oluyor. Sizler ve ben de bunun içerisine dahil olmak üzere bağımsız susmuyorum. Sosyal medyada çeşitli beğeniler aldığımızda, işte yorumlar aldığımızda, etkileşimler aldığımızda beynin bu ventral tegmental alan dediğimiz kısmı aktive oluyor. Ve bu kısım aktif olduğunda da burada bu alanın dopamin reseptörlerini ateşliyor. Yani bu ne demek oluyor? Daha çok beğeni alman lazım, daha çok like alman lazım, daha çok etkileşim alman lazım. Ve aslında sadece bu ihtiyaç da değil, başka insanları gözlemek de aslında bunun için bu beynin bu bölgelerini aktive eden bir şey. Yani hepimiz bakmışızdır, bakıyoruzdur. Hangi postlar daha çok beğeni alıyor? Hangisi daha çok etkileşim alıyor? Bunların içeriklerini bile zihin aslında aktive ediyor. Herkes bir takip ettiği kişileri gözden geçirse böyle hani kimleri takip ediyorum diye. Aslında burada da bile baktığımızda beyin şunu söylüyor. O sıradaki ruh halimiz neyse takip ettiğimiz kişilerin modları da aslında bizim beynimizdeki bölgeleri aktive ediyor. Yani çok arabesk bir süreçteyseniz işte oraya dair paylaşımlar görmek, kişiyi rahatlatırken, işte çok panik haldeyseniz mesela, özellikle mesela bu işte COVID sürecindeki süreçte bilgiler almaya hani o belirsizliği ortadan kaldırmak için sağlıkla ilgili olan bir takım bilgilendirme yerlerine çok daha fazla bir talep oldu. Aslında bir yerde belki şunu da bakmak lazım. Bu dopamin dediğimiz şeyi belki birçoğumuz biliyoruz ama bizdeki hazzı, mutluluğu tetikleyen bir hormon. Yani bunu alma ihtiyacını hissettiğimiz her an bir paylaşımda bulunuyoruz. Ve hepimizin bildiği üzere aslında şu özellikle yine pandemi öncesi diyeceğim. Birçok tanıdığımız kişi bizler de dahil olabiliriz. Birçok mekana giderken oraya dair bir şeyler paylaşma dürtüsüyle gidiliyor. Birçok ülkeye, birçok yere hani öyle bir noktaya geldik. Orada çekilen pozlar çok daha öncesinden hesaplanıyor, oraya konuyor, etkileşimlere bakılıyor. Ancak pandemi sonrası diye ayırmamın önemli bir noktası var. İnsanlar o paylaşımlarda bulunmayı elbette çok özlüyorlar. Ancak oranın arkasındaki duygusal kısmı da özlemeye başladılar. Yani sadece gideyim oraya fotoğraf koyayım ve sadece onu insanlara göstereyim gibi bir boyuttan çıktı. Bir insanla göz göze gelmek. Evet bakın bu sosyal medyada yine buluşuyoruz aslında. Sosyal medyanın bir aracı olarak biz bir araya geliyoruz. Aslında çok da gerçekçi de bir alanı var. Ben hani bunu aslında kötülemek için de değil çünkü çok da faydalandığımız bir şey var. Yani akşamın bu saatinde 101 kişiyle şu an mesela bir aradayız ve bir etkileşim halindeyiz. Ve
diyelim ki buradan sonra bir yorum yaptı birisi. İnsanlar o yorumu akıllarında tuttu ve burayı kapattıktan sonra o kişi arkadaşları ise ona dair düşünceleri de bir yerde kafada bir soru işareti yaratacak ya da o sohbet bir konusu olacak, güzel bir şey de olsa. Aslında çok da gerçek bir alan yani, öte yandan da değerlendirecek olursak. Peki bizler neden sosyal medyada bir şeyler paylaşmaya ihtiyaç duyuyoruz? Yani birçoğumuz belki de farkında olarak ya da olmayarak işte konserlerde, çeşitli etkileşim alanlarında orayı izleme alanımız bile ekranlar üzerinde oluyor. Neden? Çünkü aslında anı kaybetmemeye dair bir ihtiyaç duyuyoruz. Ben bunu sonrasını izlerim. Şimdi aslında burada çekilen videoların kaçını sonradan hakikaten açıp izliyoruz? Yani ben o anı hem o anda kalıp orayı izleyerek hem onu videoya çekerek sonrasında bunları gerçekten ben oturup izliyorum diyen var mı aramızda mesela? O anı izlerken bile birçoğumuz oradaki evet yani anları kaçırıyoruz. Diyoruz ki evet bu çok güzel bir an, bunu paylaşmalıyım. Olaydan çok sonra izlediğim oluyor diye bir yorum gelmiş. Ben izliyorum çok severek gittiğim konserleri denmiş. Evet, bakın bu da bir gerçek. Ancak belki de oradaki temel soru şu. Mesela orada videoyu çekerken kaçımız oradaki titreşimleri hissedebiliyoruz? Orada birlikte bu konseri söylemenin eşiğini yaşıyoruz. Hiç tanımadığınız biriyle yanınızdayken aynı şarkıyı söylediğiniz zaman yanınızdakiyle aynı coşkuyu hissedebiliyorsunuz. Biraz zor. Yani hatta son dönemlerde o belli şarkıyı beklemeye başladık belki de konserde. Yani bunu sosyal medyada paylaşacağım. O şarkı bir an önce gelsin. Ama önceki şeylerde o şarkının gelmesini arzulamanız, onun tekrarını yakalamanın zor olduğu bir şeydi. Yani şimdi şey söyleyeceğim, yaş olarak da biraz daha şey çıkmış olacak ama hani radyo kültüründe de öyle değil miydi? Yani şu an istediğimiz bir şarkıyı anında açıp dinleyebiliyoruz ve önceden o şarkının radyoda çıkmasını bekliyorduk, özlüyorduk. Yani keşke bir kere daha çıksa da dinlesem diye. Şu an her şey o kadar ulaşılabilir ki. Yani ben şu an mesela hepinizin telefonuna girip baksam diye bir şey söylemeyeceğim. Hani girip baksanız diyeyim. Kaçımız acaba okumamızı istediğimiz filmlerin screenshot'ını aldık. İşte izlemek istediğimiz filmlerin screenshot'ını aldık. Bunu sonra izleyeyim ama kaçırmayayım diye onun görüntüsünü aldık. Ama sonrasında unuttuk. Onu izlemeyi de unuttuk, bakmayı da unuttuk. Mutlaka hani ben de bunun bir parçasıyım. Ve diyoruz ki tamam buna bir şekilde bakacağım yani. Evet. Bir de şu kısmı da var. Yani o karede izlediğimiz şey de konser alanında bile evet sonrasında izleme keyif veriyor ama sonrasında izlediğimiz şey de YouTube'dan izlediğimiz şeyden aslında çok da farklı bir noktada kalmıyor bir yerde. Ama orada paylaştığınız bir anı, orada biriyle el ele tutuşmak, birine sarılarak o şarkıyı dinlemek. Aslında bunlar sizin çektikleriniz değil, sizin sanki çekilse izlemeyi arzuladığınız şeyler değil mi? Belki de bu hep şeyden bahsediyoruz ya, anı yaşamak, anı yaşama, anda kalmak, işte hatta mindfulness'la ilgili bir takım hani bu paylaşımlar olarak söylediğimiz şey de anı yaşamak ne acaba? Yani hissettiğimiz, dokunduğumuz, kokusunu aldığımız şeyler değil mi bir yerde? En çok da şu an onları özlem duymuyor muyuz yani oraya gitmekten öte? İşte birisiyle keşke evet maske olmadan böyle bir yorum da geldi. Maske olmadan görebilsem, dokunabilsem ve sarılabilsem demeye başladık. Bence bunlar da aslında bunun bir parçası diye düşünüyorum. Öte yandan neden sosyal medya üzerinde bunları paylaşıyoruz'u bir başka noktadan ben ele almak istedim. Yani belki aramızda psikoloji öğrencileri olabilir ya da olmayabilir. Hiç sorun değil. Ama Maslow'un temel ihtiyaçlar hiyerarşisini belki duymuşuzdur. Duymamış olan arkadaşlarımız için de belki
Böyle bir tablo üzerinde gösterebilirim. Burada Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi şunu söylüyor. Aslında bizim bu basamakları aynı anda belki değil, belki sırasıyla, belki aynı anda birkaçını gerçekleştirmeye çalıştığımız bir hiyerarşi sistemi var diyoruz. Ve burada bunu sosyal medyaya uyarlamanın ben çok faydalı olabileceğini düşündüm. En temeldeki fiziksel ihtiyaçlar kısmı var bakın. Bu hiyerarşi piramidinde. Yani bu fiziksel ihtiyaçlar dediğimiz şey ne? Yiyecek, su, barınma, dinlenme. Şimdi sosyal medyayı bu fiziksel ihtiyaçlar kısmında ele aldığımızda nasıl kullanıyoruz? Bir fikri olan var mı? Yani fiziksel ihtiyaçlar olarak kullandığımız şeyler belki şey olabilir. Yani bu çeşitli afetlerde, çeşitli krizlerde işte yurt dışında bir tanıdığınız, bir yakınınız var diyelim ki ve bir patlama gerçekleşti. Sosyal medyada, Facebook'ta sanırım girdiğinizde orada bir işaret çıkıyor değil mi? Güvendeyim. Şöyle bir patlama oldu ve güvendiğim işaretini orada kullanıyorlar ve diyoruz ki tamam yani ben şimdi ona ulaşmaya çalışıp işte hatları bir şekilde meşgul etmeyip onun iyi olduğunu biliyorum diyoruz mesela. Aslında bu da bir fizyolojik ihtiyaç. Öte yandan çeşitli afetler durumunda ya da yardım noktalarında işte afetler sonrasında mesela ne oluyor? Yardım kolileri toplanıyor değil mi? İşte o kişilerin fiziksel ihtiyacını giderebilecek en yakınımızda İzmir depremi oldu mesela ve oraya dair çeşitli paylaşımlar yapıldı değil mi? Şu işte şu binanın şurasında işte ne bileyim battaniye ihtiyaç var, bebek bezine ihtiyaç var gibi gibi bir takım fiziksel, fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için kullandığımız bir alan oldu. Evet, bağış kurumları aracılığıyla da birçok paylaşım bu anlamda kullanılabiliyor. Aslında piramidin en temel kısmında bu noktadan bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bir üst kısma geçtiğimiz zaman evet enkaz altındaki kişiler bize oradan da ulaştılar değil mi? Yani ben şu an buradayım dediler, lokasyon verdiler. İşte ekipler, arama kurtarma ekipleri oraya gitti. Evet yani chatte de görüyorum bazı arkadaşlarımız da o şekilde ulaşmışlar. Evet, böyle bir alan içinde kullanıyoruz baktığımızda. Koruma güvenlik ihtiyacı da birazcık kapsam içerisinde değerlendirilebilir, değil mi? Yani güvende olduğumuzu bildirmek, rahat, meşgul tutmamak falan gibi gibi. Bence buradan sonraki nokta aslında yani bu hiyerarşi tablosunun ait olma ve sevgi ihtiyacı kısmıyla başlayan kısım bizim için kritik kısmı oluşturuyor diye düşünüyorum. Çünkü evet ilişki kurmak adına ve arkadaşlıkları bir şekilde sürdürmenin bir yolu olarak sosyal medya kullanılıyor. Ve özellikle daha genç gruplarda bu paylaşımlar çok daha ön planda tutuluyor. Yani lise dönemi gruplarıyla çalıştığım zaman ben oradaki bu grubun içerisine dahil olamama kaygısı da çok yoğun bir şey haline geliyor değil mi? Yani şimdi yine burada bir anket yapsam muhtemelen sayı veremeyiz. O da şu WhatsApp grupları değil mi? Hepimizin bir yerde şeyleri yani 5 kişilik arkadaş grubu var mesela. O 5 kişilik arkadaş grubunun içerisinde atıyorum 3 kişilik bir arkadaş grubu daha var gibi. Yani şu an herkes WhatsApp'ındaki kaç grupta yer alıyor kısmını sorsam herhalde birçoğumuz buradan hani 3'ün üzerinde sayı ve rakamlar verebiliriz, sayılar verebiliriz diyeyim daha doğrusu. 5, çok az yani gerçekten çok bana göre şanslı bir kesimdesiniz. Çok fazla sayamıyorum gelmiş. 16 gelmiş. Bakın yani 38. Evet. Yani bir maşallah yorumu gelmiş. Birçoğumuz belki de hani o grupların varlığını bile unuttuk değil mi? Yani hani böyle bir gruptaymışım falan. Hatta ben geçenlerde böyle bir şey geldim. Bir tek grupta ben kalmışım falan. Hani en son kalan kişi de hani bana veda ederek gitmiş. Hani bir tek biz kalmışız falan diye.
Gerçekten bu grup olmaya dair de bir arzu var yani baktığımız zaman. Bunun da ötesinde aslında şu an mesela şeylere de bakıyorum. Kimi bu sosyal medya kısmında uygulamalar var ya, arkadaşlık bulma siteleri var vesaire. Bunların bir kısmı pandemi süreciyle birlikte erişimi ücretsiz olarak açılmış. Yani içerisinde bu paketlerin olduğu kısımlar da açılmış. Çünkü insanlar ne yapıyorlardı öncesinde? Orada bir etkileşime geçiyorlardı, sonra yüz yüze görüşüyorlardı, değil mi? Şimdi pandemi süresiyle ortadan kalkınca en azından hani nereli, dünyanın neresinde konuşmak istiyorlarsa konuşsunlar. Yeter ki o etkileşimi koparmasınlar diye bir takım şeyler yapıldı. Hatta sadece sosyal medya diyoruz ama hani şeylerde bile, porno sitelerinde bile bunu gördük, değil mi? Hani bir sürü etkileşim birden açıldı. Çünkü oradaki ilişki kurma, ekranla geçirme süresinde bunu düzenleyen kişiler altyapılarını çok buradaki temelleri aslında baz alarak yapıyorlar ve yazılımları geliştiriyorlar. Başka noktada bence hani birinci hesabımız dışındakiler diyeyim. Değil mi? Hani tek hesapta kalabilenleri ben çok takdir ediyorum. Ama diğerlerini de takdir ediyorum. Çünkü o da bunun bir parçası. Şimdi değer ihtiyacı da şimdi fizyolojik ihtiyaç da çok benzer. Çünkü şu anki kişilerin para kazanmaya dair ki bir kapısı da sosyal medya oldu, değil mi? Herkes çeşitli şeylerine, çeşitli iş becerilerini orada bir kimlik yaratarak göstermeye başladılar. Onlar olmasa bile işte birçoğumuz orada kurumsal bir kimlik yaratarak kendi becerilerimizi ve paylaşımlarımızı göstermeye başladık. Hani bu şey olayı çok konuşuldu ya, işte pandemiden sonra işte herkes ekmek yapmaya başladı, işte kek, börek falan filan. Aslında bunlar, bunların diyeyim daha doğrusu, ben bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü fizyolojik ihtiyaçlarımız hani ekmek, yani aslında ekmek, su falan, ya hani diyet yapılan kısımları dışarıda tutarak söylüyorum. Bu temel ihtiyacı ilk karşılamaya yönelik bir reaksiyon verildi. Herkes o yüzden ne yaptılar? Evlerinde böyle bir temel ihtiyaca gittiler. Yani bu çok rastlantısal ya da moda olan bir şey değildi bence. Bu temel güdüyle yola çıkıp daha sonrasında da bu ait olma ve sevgi ihtiyacını birleştirerek insanlara gösterme. Hala ben sizinle o bağlantıdayım, bakın. Devam ediyorum, ihtiyaçlarımı karşılamaya çalışıyorum gibi. Bu değer ihtiyacının içerisinde prestij kısımları da devreye girdi, değil mi? Hani birçok kişi hatta zaman zaman görüyorum fotoğrafçısıyla tatile gidiyor mesela. Hani birbirine çekilen eşlerin zulümleri kısmından da yola çıkacak olursak. Yani herkes önce bir fotoğraf çekilimle başlıyor. Buralara girmeyeceğim, bu klişelere de girmeyeceğim. Ama alttaki plan, çalışan sistem böyle bir sistem. Ve en üstte kendini gerçekleştirme kısmı. Burada da aslında insanlar bunu nasıl bir şekilde gösteriyorlar? Bir hobiye başlıyorlar. Başlıyoruz diyeyim ya da. Bunun ilk başlangıç kısmını bir gösteriyoruz. Daha sonrasında ulaştığımız noktaları gösteriyoruz. Bazen de en finalini gösteriyoruz. Yani bu sadece şey de değil. Akademik bir başarıyı, işte şu sınavı geçtim demek, şöyle bir işe başladım demek, o insanların da onayını, işte takdirini aldığımız bir alan aslında, değil mi? Yani baktığımız zaman bu sosyal medya hayatımızın çok çok büyük bir evresinde var. Ve şimdi son zamanlarda ne tartışılıyor? İşte sosyal medya şeylerinde, işte Facebook, Twitter, işte Instagram vesaire. Acaba Türkiye'de bir temsilcilik kalacak mı, kalmayacak mı? Bakın şu an hayatımızdaki tüm sosyal medyaların bir gecede yok olduğunu düşünün. Birçoğumuz kaygı hissedebiliriz, değil mi yani? Çünkü oradan takip ediyorduk çok yakın olduğumuz kişileri, hayatları ve bir anda onların ortadan kaybolması bile çok az bir kullanıma sahip olan kişiyi bile önemli ölçüde etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama sanırım YouTube kısmını biliyorum şu an. Hani
en güncel kısmından haber değilim ama temsilcilik kaçmaya karar vermiş. Diğer noktaları bilmiyorum. Ama bunun kaygısı bile birçoğumuz için önemli bir yer alacaktır diye düşünüyorum. Şimdi sosyal medya alışkanlıkları sosyal medya bağımlılığına dönüştüğünde diyebiliriz belki. Bunun da önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Şimdi evet, hatta bununla ilgili şu an işte Bakırköy Rüsnü'nde açılan bir bağımlılık servisi var. Ve o bağımlılık servisi de burada önemli bir şeye ulaştı, bir noktaya ulaştı aslında. Ve burada bu şeyde bakıldığı zaman yine nöropsikolojik açıdan ben bunu değerlendirmek isterim. Bu sosyal ağ siteleri ve bağımlılıkla ilgili çeşitli makaleler yayınlandı. Onlara bakabilirsiniz, inceleyebilirsiniz merak eden arkadaşlarımız. Ve burada insanların sosyal medyaya bağımlı olmasının çeşitli nedenlerini ortaya çıkarttı. Bakın bu çok önemli bir bilgi bence. Bunun altında düşük benlik saygısı ve dışlanmaya dair genel kaygılar ortaya çıktı. Bakın çok önemli bir şey. Yani sadece dopamin seviyesini yükseltmemiz için girdiğimiz bir sistem değil. Ne oluyor çünkü? Özellikle mesela çocuklarda da bunu çok sık görmeye başlıyoruz, değil mi? Hani bir oyun oynadıkları zaman vesaire ne oluyor? Herkes o oyunu konuşuyor, herkes o videoyu konuşuyor. Bir araya geldikleri zaman da onlardan bahsediyorlar. Diğer kişi diyor ki benim bunlardan haberim yok, ben izlemiyorum, ben kullanmıyorum. Bu sefer ne oluyor? Dışarıda kalmaya dair bir kaygı duymaya başlıyor kişiler, değil mi? Ya da düşük benlik saygısı dedik. Bakın mavi tik mevzusu, değil mi? Yani o mavi tik olduğu zaman işte çeşitli sosyal medya platformlarına bakalım. Aslında hiç görmediğimiz bir takım isimlerin mavi tikli olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz, aa bu kimmiş falan diyoruz, değil mi? Aslında hani toplumu etkileyen kişiler, işte bilinli kişiler, bir yere ulaşmış olarak bildiğimiz kişiler şu an hani mavi tik herhalde böyle şeyle dağıtılan bir şey gibi oldu yani. Hani benim gözlemim bu. Burada bile aslında bir statü koyuyoruz yani şeye bakıldığında o kişilerin yorumlarına yorum yapmak, o kişilerin benimsediği düşünceleri benimsemeye çalışmak gibi gibi bir sürü alt etmen var aslında. Evet, bir arkadaşımız demiş geri kalmış ve eksik hissediyoruz diye. Evet, yani diziler için aslında bir yerde öyle, değil mi? Çok hani dijital bir platformda bir dizi çıkıyor, birden çok ciddi bir şeye ulaşıyor ve daha sonrasında hani aa ben bunu izlemedim ve şu an bir şeyleri kaçırıyorum demeye başlıyoruz ve şu an bunun üzerinde de bir çalışma yapılıyor. Bir şeyleri kaçırma korkusu arkadaşlar. Yani bu belki sosyal medya o üzerinde hissetmeseniz bile hayatımızın geri kalanında hissetmeye başladığımız bir şey oluyor, değil mi? Şu an kaçırmayayım, şimdi kaçırmayayım veya şu an bir şeyler oluyor, ben onu takip edemiyorum. Bunu mesela sosyal medya üzerinde bize çok güzel bir şekilde verilebiliyor. Bu influencer olan kişiler, influencerlar diyeyim, bir ürün ya da bir şey paylaştıkları zaman ne diyorlar? Tükenmek üzere. Bakın ben aldım, tükenebilir. Her an tükenebilir. Siz de hemen girin, yukarı kaydırın ve alın. Bakın oradan onu geçtiniz, o hikaye geçtiniz, onu geçtiniz, onu geçtiniz. Beğeniyor ki evet bir şeyleri kaçırıyorsun. İnsanlar onu alıyor. Sonra birkaç hikaye sonra diyorlar ki mesela tükenmiş. Hani hemen tükenmiş, değil mi? Denk gelmişsinizdir belki. Ve kişi ne diyor? Ama evet gördün mü bak kaçırmışım. Alacağımız bir şey olmasa bile, ihtiyacımız olan bir şey olmasa bile herkes bir şeyleri yakalıyor ama ben yakalayamıyorum gibi. Ve evet, tam olarak da bu. Yani o filmlerin ekran görüntüsünü almak, kitapların ekran görüntüsünü almak, işte bunu daha sonra bakarım dediğimiz şeyleri bile yakalamaya çalışıyoruz yani tutmaya çalışıyoruz. Oranın görüntüsü olarak fotoğraf da tam olarak böyle bir şey. Evet indirimler bunun çok güzel bir örneği. Çok güzel yorumlar geliyor gerçekten. Çok yerinde yorumlar bence. Ve bir yerden sonra bakın sosyal medyada belki bunu o kadar net görmüyoruz.
ihtiyacımız olmayan da birçok şeyi almaya başladığımızı hissettiğimiz an diyoruz ki hayır, burada bir terslik var. Ama ne olduğunu çok anlamlandıramıyoruz. Ya da ne yapıyoruz? Sosyal medyadan çıktık ve hepimiz şunu söylüyoruzdur. Oraya yetişemiyorum, bunu yapamıyorum. Aslında yapacak çok şeyim var ama yapamıyorum. Ve bir yerden sonra buradaki bu bir şeyleri kaçırmaya dair o durum neye dönüşüyor? Depresyona dönüşüyor. Çünkü herkes sosyal medyada, herkes aktif. Herkes bir yerlere koşuyor, bir yerlere akın ediyor. Ama biz yokuz. Yani ben yapamıyorum demeye başlıyoruz, değil mi? Ve böyle olduğu zaman da diyoruz ki evet, yani ben hareket edemiyorum. Yani demek ki ben yapamıyorum. Ve ne oluyor? Oradaki benlik saygısı da aslında bir yerde zorlamaya başlıyor kişiyi. Ve diyor ki tamam, yani ben onlar gibi olamıyorum. Evet, yani bu şeyde de yani indirimlerin hani o matematiği var ya, hani sonrasında o fiyatlar aslında düştüğü kısma geliyor falan. Evet, bir arkadaşımız şey demiş, herkes dışarı çıkarken ben neden evdeyim diye uzun bir süre düşünmüştüm demiş. Yani şu an bu pandemi bir yerde bu hızla uçan akımı, evreyi diyeyim, bir anda eşit hale getirdi, değil mi? Yani insanlar şeyi sorgulama kısmını bıraktılar. Yani hafta sonu dışarıda değilim. Yani oraya gidemiyorum, o partiye gidemiyorum, oradan story atamıyorum. Dur dedi doğa aslında bir yerde. Bir dur, bir bekle. Hiçbir şey kaçırmıyorsun. Sana sonsuz düşünebileceğin zamanlar veriyorum dedi. Yani neye göre yorumlamak istersek aslında. Ve bu storyleri de aslında bir yerde öyle bakıyoruz ya. Hani hepimizin ilham aldığı bir takım kişiler var. Ben dediğim gibi şey demiyorum. Yani bu linç demek anlamında da değil. Ama bence bugünden sonra herkes sosyal medyalarına bir girip kendilerini takip ettikleri kişileri ve kendilerini takip eden kişilerin onları nasıl etkilediği üzerine düşünebilirler ve bir temizlik yapabilirler. Ve bu temizlik belki de şöyle bir şey olabilir. Sizin hayat akışınızı geriye çeken, belki olduğunuz yerde kalmanızı neden olan, belki sizi sürekli bir şeyler yapmak için zorlayan ama kötü hissettiren ya da bir şey paylaştığınız zaman sizi yargılayabileceğini düşündüğünüz kişileri belki çıkarmak olabilir. Bakın, hiçbir şey aslında zorunluluğumuz yok. Sosyal medyada zorunluluğumuz yok. Sosyal medyada olduğumuz zamankin halimizle de bizim olmamız da bence bizim elimizde bir yerde. Evet, şunun da farkındayım. O kısmı zaten en son aşamada geleceğim. Fiziksel görünüş kısmımız çok çok önemli, değil mi? Orası zaten yani hepimiz için artık farklı bir önem atfetmeye başladı. Ve evet, bir arkadaşımız demiş ben ne zaman temizlik yapsam çok rahatlıyorum. Evet, çünkü şey şöyle bir cümle vardır ya, hani etrafımızdaki 5 kişinin ortalamasıyız diye. Bu da bir yerde çok önemli. Neleri takip ediyoruz? Yani başkalarının hayatlarını takip ederken de neyi bulmayı arzuluyoruz? Bakın belki bu bizim için bir çıkış yolu olabilir. Oradaki takip ettiğimiz şey neyse bazen ihtiyacımız olduğu şeydir hakikaten. Bazen de ihtiyacımız olmayıp kendimize aslında zorladığımız ve baskıladığımız şeylerdir. Açın bakın, belki kategorilendirebilirsiniz. İşte belki tarzlar olabilir, belki müzik olabilir, belki sizin hayatınıza etki eden, olumlu yönde sizi zorlamayan ama bugün kendim için neler yapabilirim dediğiniz bir şey bile olabilir. Belki bunları kategorilendirmek bile hayatınızda nerede olduğunuza dair çok büyük ipuçları verecektir diye düşünüyorum. Evet, kaydırarak ulaşabilirsiniz, değil mi? Yani o da ayrı bir şey artık. Yani ve bakın bu bile çok klasikleşti artık. Yani bu bile artık bir yerden sonra konuşmayacağımız bir şeye döndü, değil mi? Kaydırmaya üşendiğimi fark ettim.
yorumu geldi. Çok güzel yorumlarınız. Evet yani artık geçiyoruz yani orada bile tık 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 sonraki diye bakıyoruz. Ve şimdi mesela birçok uygulama var. Onunla ilgili de bir yayın gördüm. Bu mavi ışık gibi bir şey koyuyorlar. Yani hani sosyal medya üzerine çok fazla vakit geçiriyorsanız hani bu makrame ekran olayıyla bununla ilgili de bir çalışma var aslında. Burada sosyal medya üzerinde çok vakit geçiren kişilerin ekran karşısında kaldıkları zaman nöronları da aslında etkileniyor. Ve şu an benim internet bağlantım mı acaba şey oldu? Geliyor galiba sanırım. Tamam. Kesinti oldu ama düzeldi hocam. Buradaki şeylere bakıldığı zaman tamam. Nöronlarımız aslında etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Burada yapılan bir ne yapıyoruz diyoruz ki yani herhalde çok ondan uyuyamadım. Burada şunu yine tekrar böyle bir anket yapalım. Çok güzel, çok hızlı cevaplar geliyor. Çok hoşuma gitti bu. Kaçımız uyumadan önce sosyal medyada birazcık tur atıp öyle uyuyor? Evet ya da hayır gibi diyebiliriz. Evet. Zamanlayıcı kuranlar var. Ben. Evet, ben. Ben. Of, evet. Ben yapıyorum. Çok tur atıyorum. Bir tane hayıra denk geldim. Ben. Keşke birazcık olsa ben büyük harflerle. Kaç turlar? Hayır diyenler yazsın hiçbir sebep gerçekten. Yarım saatim oluyor. Evet yani 5 dakika diye girip yarım saat bakıyorum. Tur atmaktan uykum kaçıyor. Çoğu zaman planladığım saatten çok sonra uyumuş oluyorum. Dizde sayılır mı demiş bir arkadaşımız. Evet yani hayır cevabı çok az. Bakın şu an kaç kişiyiz burada. Ama yani hayır diyenimiz çok az. Ve hatta şu an ne yapılıyor? Instagram şeyinde de hani tuşların yerleri değiştiriliyor değil mi? Yani işte like'la işte birini ekleme bir yerden reels videosu çıkıyor değil mi? Bakın bunlar aslında çok temel bilindik pazarlama hani stratejileri bir yerde ne yapıyorlar? Marketlerde ona göre bir düzen oluşturuyorlar. Yani çıkışa en yakın kısma aslında kasadan ödeyip çıkabilecekken sizi dolandırıyorlar ki başka bir şeyler de alıp hani o şekilde kasaya gidin diye. Aslında Instagram'da aynı matematiği uyguluyor bize. Oradaki yerleri değiştirerek, işte çeşitli etkinlikler yaparak neye dönüşüyor bir yerden sonra? İhtiyacınız olmayan bir sürü video izlemeye başlamışsınız. Hatta hani bunu niye izledim ki ben şimdi? Hani böyle bir şey neden denk geldim ki falan diyoruz. Yani o kadar yoğun bir bombardıman var. Ve beyin aslında bu kadar multitask bir sisteme uyarlı değil. Yani biz bunun için aslında çok da uygun değiliz. Şimdi birçok şirketlerde de ne söyleniyor mesela? Aynı anda birçok işi yapabilmek aslında methediliyor, değil mi? Övgüyle bahsediliyor. Ama dediğim gibi neuroscience kısmına baktığımız zaman, mindful hareketlere baktığımız zaman aynı anda birçok şey yapmak iyi bir şey değil. Mekanizmamız böyle çalışmıyor arkadaşlar. İşte aynı zamanda ona gidiyorum, bunu yapıyorum falan. Hayır. Neyi yapıyorsanız aslında beyin sadece orada kalarak ona odaklanmaya göre ayarlı. Ama ne yapıyoruz şimdi? Her yerden bir canlı yayın çıkıyor değil mi? Yani biz burada da yapıyoruz. Ben diyorum ya hani bu sistemin içindeyiz bir şekilde. Zaten bu çeşitli platformlardaki kişilerin birden patlama noktalarına girdiğimiz zaman şunu da görüyoruz. Yani birçoğu mesela çocuktu belki de ilk ortaya çıktıkları zaman. Şu an ergenliklerini tamamladılar vesaire ama onlara dair bir imaj kuruldu değil mi? Herkes her gün onları bekliyor. Hatta bu influencer şeyine baktığımız zaman hepsinin paylaşım zamanları bile belli. Uyandığın zaman şu saatte şunu paylaşman gerekiyor. İşte insanlara bunu vermen gerekiyor. Seni bu şekilde tanıyorlar. Onu görmek istiyorlar diyorlar, değil mi? Yani insan onu bir yerden sonra görmek istiyor. Oradaki çizginin dışına çıktığı an işte orada başlıyor kıyamet. Bu sefer de ne ortaya çıkıyor? Linç kültürü ortaya çıkıyor, değil mi? Herkes mutlu, ben mi mutsuzum bir tek? Evet, bunlar bir yerde bizim için başka temaları getiriyor. Ve bakın
şunu söyleyebilirim size. Ergenlerle çalıştığım gruplar şu an bize şunu getiriyor. Yeme bozukluklarıyla ilgili özellikle karşıma çıkıyor. Önceden yeme bozukluklarıyla ilgili olan kitle, gelen kitle diyeyim, 20'li yaş ve sonrasıydı. Maksimum 20'ydi. Yani en alt taban 20'ydi. Şu an bu 13 yaş, bakın 13 yaştan başladı. Ve hikayelerini aldığım zaman genellikle şu geliyor. Oradakiler gibi olamıyorum. Arkadaşlarım sürekli orada fotoğraflar koyuyor ve çok inceler hepsi. Diyorum ki gerçekte de inceler mi? Hayır, aslında değiller. Ama diyorum sen bu konuda kaygı yaşıyorsun. Hani onlar da hani oradaki bedene sahip olmadıklarını söylüyorsun. Ama hayır, onlar orada çok güzel gözüküyor diyor mesela. Veya birbirleri üzerindeki bu paylaşımlar da bir yerde sosyal medya üzerinden olmaya başladı. Ve oradaki yorumlar silinmiyor. Zihinlerde o yorum silinmiyor. Birçok böyle şey, hani bu erken yaş gruplarındaki çocuklar, gençler diyeyim. Arkadaşım bana böyle bir yorum yaptı ve bu beni çok acıttı. Çünkü ben normalde kilolu olduğumu düşünmüyordum. Ancak bu arkadaşlarımın yorumları üzerine diyet yapmaya başladım. Ve şu an o diyetin önünü alamıyorum demeye başladılar. Bakın bu o kadar fazla ki şu an anlatamam size. Yani oradaki vücuttan kilo endeksi kime göre, neye göre? Mesela soruyorum, nasıl bir diyet uyguladın? Diyor ki işte baktım, internette baktım. İşte şu kişi çok fazla diyet yapıyordu, onun diyetini uyguladım. Şimdi bu kadar küçük yaş grubu bunu bilemez ki. Hani hangisi benim vücuduma iyi geliyor, ne kadar almalıyım, ideal kilom ne? İdeal kilo oradaki Instagram'da paylaşılan kişilerin kilosu maalesef. Ve özellikle ergenlik döneminde çocuk buna maruz kaldığı zaman çok ciddi travmalar yaşıyor. Ve her gün oradaki yorum aklında kalıyor, bakın. Ve asla diyor ona sahip olamayacağım, o bedene sahip olamayacağım. Şimdi sadece bakın bu yaş grubu için de değil, yetişkinler için de bu şekilde. Ve hatta şu an bildiğim kadarıyla Instagram şöyle bir şey de getirdi. Bir post paylaşıldığı zaman onun efekte yapılıp yapılmadığını da şikayet ediyor bize. Diyor ki hani bak, hani tamam biz şey yapmıyoruz, hani böyle bir efekt koyuyoruz, böyle bir şey koyuyoruz ama senin de haberin olsun bak. Bu kadar da şey değil. Hani gerçek olmayabilir bu. Yani o efekt olabilir yazısı bile bakın. Bunun için konmuş olabilir diye düşünüyorum. Ve evet, hepimiz şu an bir yerde bağımlıyız bence. Hani bunun boyutu nasıl olabilir? Şöyle söyleyebilirim. Kişinin işlevselliğini bozacak düzeydeyse. İşlevsellik ne? Gün içerisinde herkes bir akış içerisinde ya, ne yapıyoruz? İşe gidiyoruz, işte bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler okuyoruz. Günlük zaman geçirmeye dair de bakın, buna dair artık telefonlarda da uyarı geliyor ya, hani geçen haftaya göre şu kadar oran işte azaldı, ekranda vakit geçirme süreniz şu kadar arttı gibi. Belki bunlar bile belirleyici olabilir bakın, oradan rahatsızlık duymuyorsak. O gelen bildirimlerden. Bu bizim için normal geliyorsa kesinlikle bir bağımlılık şeyi görebiliriz. İşlevselliğimizi bozuyorsa bu ne demek? Aslında işte yapılacak bir sürü iş var ama ne yapıyoruz? İşte bir 5 dakika gireyim diyoruz mesela. Sonra o oluyor dediğiniz gibi yarım saat. Ne yapıyoruz? Stalk. Bakın stalk. Stalk yapmayanımız var mı aramızda? Ben yapmıyorum desin mesela. Gerçekten bekliyorum onu. İsim olarak zaten okumuyorum. Ben stok yapmıyorum desin mesela. Var mı? Yok. Yani evet, bir tane kişi çıktı. Ben gerek duymuyorum dedi. Kesinlikle yapıyorum diyen var. Bakın var yani. Şimdi bu bile bakın bizim için çok şey. En son ne zaman yaptığımı hatırlamıyorum bile. Güzel yani. Ama bakın toksik bir alanı da var bunun.
Nasıl bir alan? Yani bu stalk dediğim şey de illa böyle gece gündüz o kişinin ne yaptığını şey değil. Yani belki şu an beni dinlerken bile stalk yapıyor olabilirsiniz, değil mi? Bir yandan yani birinin profiline girmek bile stalk sayılabilir tabii ki. Yani bu illa işte bir eski sevgilinin yeni sevgilisi olmak zorunda değil, ya da işte eski sevgili değil. Evet, yakalamışım şu an sanırım. Şimdi bakın, bu bile işlevselliği ve oradaki bağımlılığı etkileyen bir şey. Bakın, ayrıntı, ama önemli bir ayrıntı. Neden? Çünkü aslında insanlar ilişkilerini bile oradan sürdürmüyorlar mı? Kimi beğenmiş şu an? Ki kaldırdı Instagram, değil mi? Hani kimleri beğendiği kısmı oradan kalktı birden. Çünkü baktılar ki ilişki böyle gitmiyor. Yani işte şunu like'lamışsın, şu saatte şununla arkadaş olmuşsun vesaire. Ne yaptılar? Tamam dediler, böyle olmayacak. Ya da WhatsApp'ta işte son görülme, değil mi? Mavi tiki kaldırma. Ne dediler? İşte bunların hepsi kapalıysa o kişiden korkun falan. Hani şimdi bakın, bunun çünkü ulaştığı şeyler var. Yani bir kişiyle etkileşim, bir bağ kuruyorsunuz ya, o kişinin eski sevgilisiyle de bir bağ kuruyorsunuz aslında. Bakın, bu çok şey bir şey. Çünkü kişi orada kendisini o kişiyle kıyaslamaya başlıyor. Diyor ki ben ondan daha iyiyim. Ya diyor ki ben onun gibi olabilirdim. Demek ki ben o yüzden seçilmedim. Ya da işte demek ki onun gibi şu müziği isteseydim, şunu dinleseydim, şu şöyle giyinseydim, muhtemelen o kişi bende kalırdı. Bakın, yani aslında hiç bilmediğimiz, hiç görmediğimiz, hiç tanımadığımız, karşı karşıya gelmediğimiz kişilerle bile bir kimlik yarışına giriyoruz bir yerde. Ne kadar aslında toksik bir şey, ne kadar aslında bu anlamda zorlayıcı bir şey birçok kişi için. Çünkü orada kişi kendi sahip olduklarıyla değil de olamadıkları üzerinden kaybettiğini düşünüyor. İlişkiyi sorgulamıyor orada. İlişkinin dinamiğinde neler vardı, neler neye yol açtı kısmını görmüyor. Önceki kişi ve sonraki kişi şu an ne yapıyor? Bensiz daha mı mutlu, daha mı mutsuz? Var, bu şekilde gelen danışanlarım da var mesela. O fotoğraftan o kişinin mutlu olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Oradan anlamaya çalışıyor. Yani evet, çok ciddi yeme bozuklukları oluyor aslında bu anlamda. Bir yorumu okuyorum. Evet. Evet, sosyal medya için yapabileceğimiz, bu bağımlılığı azaltabileceğimiz şeyler var. Belki onlardan bahsederek böyle bir kapanış yapabiliriz. Evet, sayfa bitene kadar bakmayacağım diyoruz, ya da şu iş bitene kadar bakmayacağım diyoruz. Bakın, bu aslında yani çoktan esiri olmuşuz demek yani. Çünkü ne yapıyor? Diyor ki şu an yaptığın şey sana keyif vermiyor. Tegmental alan senin için yeteri kadar uyaran vermiyor. Ne yap? Bunu uyar. Birazcık motive ol, dopaminini arttır, sonra tekrar devam edersin diyor. Ama sonra gidiyoruz, diyoruz ki birazcık daha bakayım, birazcık daha bakayım, birazcık daha bakayım. Oo, yani çoktan kopmuşuz, gitmişiz. Kim bilir neredeyiz, o şey vardı ya Sabri'nin, işte Manchester'a attığı golü ararken nereye geldim gibi yani. Bambaşka bir şey ulaşıyor yani vardığımız nokta. Şimdi belki de şöyle bir şey var. İradeyi kontrol etmek çok zor bir şey. Bakın, bunu böyle bir tavsiye niteliğinde de düşünmeyin. Belki dediğim gibi, yani ayda bir kere sizin takip ettiğiniz ve sizi takip eden kişileri bir gözden geçirin. Gerçekten o takip ettiğiniz sayfaya ihtiyaç duyuyor musunuz? Bakın, bu çok önemli bir şey bence. İhtiyaç duyuyorsanız neden ihtiyaç duyuyorsunuz? Burada her zaman pozitif bildirim alın falan gibi de değil çünkü. Bir yerden sonra oradaki şeyler de rahatsız edebilir. İşte her şey muhteşem olacak, her şey çok güzel, hayatta işte şunlar. Burada bir yerde rahatsız edebilir bakın. Çünkü ben o şekilde hissetmiyorsam, benim bunu olmama zorlayan bir şey varsa, paylaşım kısmı varsa, bu da beni rahatsız edebilir, değil mi? Burada da ortalamaları bulmak belki de. Baktığınız zaman, evet, ben şu an neredeyim? Buradayım. Bunu hissediyorum. Şu an buradayım. Bu bir kaçış alanı mı? Orada onu bir fark etmek belki de. Baktınız, yarım saati geçti. Çıkmam gerek diyorsunuz ya. Diyoruz yani. Evet, şu an çıkmam gerektiğinin farkındayım. Beni burada tutan şey ne? Muhtemelen bir düşünceden kaçıyoruzdur bakın. Bir işten kaçıyoruzdur. Yüzleşmek istemediğimiz, kaygı duyduğumuz, belki kendimize bile itiraf edemediğimiz
bir duygunun aslında karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Bu daha bugün mesela şeyi gördüm işte ne kadar hani bunun bilimsel kısmını bilmiyorum. İşte günde 4 tane dizi bölümünü arka arkaya izleyip uyuduğunuz zaman depresyonu azalma oluyor falan. Hayır. Bu geçici bir şey. O, doğruysa bile. Neden? Çünkü düşünmüyoruz o zaman. Kaçıyoruz. Yani o duyguyla bir baş başa kalsak kaçamayacağız. Göreceğiz kendimizde. Belki hissedeceğiz ne yapıyorum, ne diyorum. Veya bir postu paylaşırken diyorum ya, sizi takip eden kişiler de bakın çok önemli. Yani belki birçoğuyla hiçbir bağlantınız yok ama sizi hikayelerde kim bakmış diye bakıyorsunuz ya, o kişinin baktığı sizi rahatsız ediyorsa da belki orada olmamalı. Bakın bu kısmı da bence çok önemli. Şimdi burada belki de şunu yapmak, bakın eğer bu takip ettiğiniz şeyleri bir kategorilendirin dedim ya. Yani daha çok işte bedensel olarak çok fazla mesela kadına erkek imajları da veriliyor ya. Kadınların işte fiziksel görüntüleri, erkeklerin cimde olan işte kaslı görüntüleri mesela revaçta oluyor. İşte bugün şu kadar spor yaptım, bu kadar protein tozu aldım, şu kadar işte şu vitaminleri kullandım falan. Yani onlara bakıyoruz bir yerde ve onlar gibi olamadığımız her şeyde de kötü hissediyoruz. Ne yapıyor? Anket yapıyorlar değil mi? Hani diyelim sporla uğraşıyor. Şimdi bugün kaçıncı spor yaptı diyor. Evet, hayır diyor. Mesela hayır inanılmaz yüksek çıkıyor. Şimdi onu yaptığı zaman karşıki diyor ki bugün de spor yapmadım. Hayıra bas. Bugün de spor yapmadım. Hayıra bas. Bakın hani aslında pozitif bir içerik ama bir yerden sonra yine beni depresyona sokabilir. Değil mi? Yani ona dair bir şeyim yoksa. Ama belki de şu, bakın evet telefon bildirimlerimiz sesi hep açık. Ben kendim uyguladığım şeyi size bahsedebilirim belki. Akşam belli bir saatten sonra telefonu tamamen bildirimlerini kapatıyorum. Bakın bir hafta bile yapsanız bunu, çok uzun bir süre biliyorum bir hafta. Bir hafta sadece eve geldiğiniz zaman o bildirimleri kapatın ve koyun. Ertesi gün göreceksiniz. Yani bazen çünkü bakıyorum bir grupta 540 tane şey konuşulmuş diyorum. Herhalde birine bir şey oldu yani. O son kısma kadar gitmeye çalışıyorum diyorum. Ne oldu acaba falan. Sonra hani hiçbir şey de olmamış yani. Hani ya da ortalık karışır demiş bir arkadaşımız. Tamam karışsın. Bakın belki de karışması gerekiyor. O kadar tam olmaya çalışıyoruz ki birilerinin hayatında. Eksikliğimiz belki de fark edilmiyor. Ya da o kadar birileri için yok olmaya çalışıyoruz ki fark edilmeye çalışıyoruz orada paylaştıklarımızla. Belki de buradaki şeyde o sadece diyorum ya, kapatın. Ertesi gün bir sürü arama gelecek. Ve o zaman şunu diyebilirsiniz. Evet, ben akşamları telefonla ilgilenmiyorum. Şaşırıyorlar mesela benim arkadaşlar. Nasıl? Ama ulaşmaya çalışıyoruz. Şöyle mi, böyle mi? Evet. Yani ama inanın inanılmaz iyi gelecek size. Çünkü o süre içerisinde sizi yoklamayacak. Bağımlılık böyle bir şey çünkü. Ay bir bakayım. İşte ondan mesaj geldi mi? İşte aradı mı? Bakın sevdiğiniz kişiye bunu söylemek bile. Ben bu hafta böyle bir şey yapacağım. Ortalık karışabilir ama şu pandemi de çok karışmaz bence. Çünkü herkes bir yere kadar gidebiliyor. Denenebilir bakın. Ve bunun da ötesine geçtim. Dedim ya takip ettiğiniz şeyler neler? Kimisi kendi beden algısından o kadar uzak ki bakın. Herkes başkalarının hayatlarıyla uğraşıyor. Başkalarının hayatlarını merak ediyor. O insan nereye gitti? O insan ne yaptı? Bir kendimize bir sorsak. Yani şöyle söyleyebilirim. Benim bu pratikleri yapmam yaklaşık bir 6 yılımı aldı bakın arkadaşlar. Yoga ile ilgileniyorum. Yoga eğitmenliği yapıyorum. Son zamanlarda sadece kendim o pratikleri yapıyorum. Ve oradaki her pratik için bir sürü aşama var. Belki başka bir gün bu konu hakkında bile sohbet edebiliriz. Çünkü biz bir şey psikolojiyle Caddebostan'da büyük bir etkinlik yapmıştık böyle. Herkes gelebilen pandemi öncesiydi. Sahilde hep beraber yoga yapmıştık arkadaşlar. Ve çok güzel bir deneyimdi. Herkes oradaydı. Telefonlarını koymuşlardı bir kenara ve o etkinlik bitene kadar oradalardı. Bakın bu eşsiz bir deneyim. Ama muhtemelen onu yaparken çekmeye çalışsalardı
Evet, sonra izleyecekleri bir an olurdu. Ama orada deneyimledikleri şeyi yapmak, o deneyim hissini hala bile bazı arkadaşlar yazıyor. Böyle bir şey yapmıştık, çok keyifli, pandemi bitsin tekrar yapalım diye. Bakın, bu gerçek bir an, gerçek bir paylaşım bir yerde. Ve dediğim gibi, yani bu pratiklerin içerisinde de, bu yoga pratikleri içerisinde de şunu belki de gözlemlemek, bakın bedeninizle ilgili bir şeyiniz varsa, kabul etmekte, işte kilolu olduğunuzu düşünmekte. Bakın, buraya geldi, 7 yaşındaki kuzenim göbeği olduğundan şikayet ediyor dedi. Bakın, bu bile çok kritik bir şey. 7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Belki de kendimize odaklanmak, ama bu kendimize odaklanmak da bakın çok zor bir şey. Kolay değil. Herkes kendisiyle kaldığı zaman, çünkü iç sesini duyuyor. İç sesiyle konuşmaya başlıyor. Ve o iç ses bazen çok ağır konuşabiliyor. Bunun da farkındayım. Ama biz kendi sesimizi duymazsak hep başkalarının seslerine kayboluruz zaten. O başkalarının seslerini duymaya çalışırız. Bugün ne anlattı storiesinde deriz. Ama biz bir şeyler kendi sesimizi duymaya başladığımızda gerçekten birilerine dokunuruz. Birilerine değeriz. Birilerinin kalbinde, birilerinin zihninde kalırız. Birilerinin anılarında kalırız aslında. Demem o ki, o yoga pratiklerinde bedenle bile bakın bir yüzleşme yaşıyorsunuz. Diyor ki size, bu kadarını yapabilirsin. Buradan birazcık fazlası senin bedenini, senin anatomini zorlar. Bakın, bu deneyimden geçtiğim için bana gelen o ergen danışanlar hakkında, bu sosyal medyada işte çeşitli fiziksel görünümleri hakkında zorluklar yaşayan kişilerle bundan bahsediyorum mesela. Bu bile bir deneyim. Hepiniz yapmak zorunda değilsiniz. Kimisi için bakın yürüyüş demiş. Muhteşem bir şey bakın. Size ne iyi geliyorsa bunu belki keşfetmek. Ama bakın, şu da değil motto. Hani her zaman mutlu hisset, her zaman iyi hisset değil. Sadece o sosyal medyaya seni ne gönderiyorsa, neye bakmak istiyorsan, neyin peşine gidiyorsan, o sana bir şeyler anlatıyor. Ama aradığın şey %80 orada değil. %20'si oraya gideceğin yere araştırmak vesaire olabilir. Oraya gitmek olabilir. Sadece bunları bile takip etseniz bakın, iyi gelecek ya, yani bir gün bile yapsanız. Bir gün 8'de kapatın telefonunuzu. Haber verin annenize, babanıza, işte sevgilinize. Dedin ki, ben bugün böyle bir şey yapacağım. Ve ertesi günde bunu yaptığınız için de hani o deneyimin nasıl geldiğini size görmek. Şey var mesela, çok güzel doğayla ilgili çok güzel şeyler var. Baktığımız zaman, gördüğümüz zaman doğaya gerek yok. Bir ahşapın bize gelmesi bile bakın, bir lambanın, bir ürünün, bir abajurun bile yapıldığı zamanki çıkan tozları mesela hiçbirimiz bilmeyiz. Sonunda o oluşan şeye bakarız, onu takdir ederiz. Ama onun yapımındaki emeği bile düşünmek bakın, başlı başına bir süreç. Her şey bir süreç. Yeni doğan çocukları, birazcık daha büyüyen çocukları gözlemleyin. Ne yaparlar? Ellerini incelerler, değil mi? Oyuncak yok, sana kendi bedenlerini takip ederler. Hepsi anda kalmak işte bunların. Yani o şey değil, tamam şu an anda kalıyorum, ne yapıyoruz falan değil. Bakın, hepsi pratik. Yemekte bir pratik, müzikte bir pratik, okuduğunuz şeyde bir pratik. Belki dediğim gibi başka bir yayında bu anda kalmayı çok söyledik, ama çok fazla böyle şişirilen, ama yani içinin de aslında bir o kadar boş bırakıldığını düşündüğüm bir şey. Belki bir başka sohbette onlar hakkında da konuşabiliriz. Ben bu kalınan anların bütününün kıymetli olduğunu düşünüyorum, ama şey de değil yani, işte bilmiyorum ya, bugün sizle burada sohbet eden de anımız birçoğuz. Yani buradayız çünkü. Duyuyoruz. Belki paylaşıyoruz. Bakın, ben buradan okuyorum. Çok güzel mesajlar geliyor. Çok güzel yorumlar geliyor ve hakikaten hepsi de konuştuğum şeyler üzerinde. Bu çok kıymetli bir şey. Ve buradaki paylaşımlar da aslında bir sangha oluşturuyor. Yani bir bağ oluşturuyor.
bir diğerine bir diğerine yakın hissettiriyor. Ne oldu mesela? Kaç kişi stalker burada dedim. Ben de dedi mesela. Ne oldu? Diğer kişi dedi ki, benim gibi hisseden başka kişiler varmış. Ben de gece uyumadan önce bakıyordum ve bundan çok rahatsız oluyordum. Benim gibi hisseden başka kişiler varmış dedi. Bakın, bu da bir topluluk. Bu da bir yakınlaşma. Ama dediğin gibi bunların belki de miktarı bizim için kıymetli. O yüzden belki bu akşamı yavaş yavaş böyle kapatacak olursak, olduğunuz halinizde güzelsiniz, olduğunuz halinizde kıymetlisiniz ve belki kendinizle sohbet edecek zamanı, cesareti bulduğunuz zaman o kadar güzel sohbetler olacak ki. Yani şey gibi, konu nasıl buralara geldi diyoruz ya bazen. Kendinizle sohbetleriniz de böyle olacak. Baktığınız paylaşımlarda belki kendinize ayırdığınız o zaman dilimi 15 dakikada olsa çok kıymetli olacak. Ve bunları yaptığınız için kendinizi kötü hissetmeyin. Ama her zaman belki bu seminere katılanlar, bu konuşmaya katılanlar şunu da yapabilir. Öz şefkat, evet, çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Öz şefkat de yine çok böyle tanımsal olarak söylenen ama çok zor yapılan bir şey. Bir insanın kendisini kabul etmesi. Ya evet, benim hayatım bu. Ben bunu paylaşıyorum. Benimle bunu paylaşmak isteyen insanlarla da onları da kabul ediyorum demek çok zor bir şey. Evet, çok fazla vakit geçiriyorum, kendimden nefret ediyorum diyen şeyler var mesela, kitleler var ve onlar da mesela aslında çok çok zorlayıcı bir şey, bakın. Çünkü insan önce kendisinden başlıyor hasar vermeye. Kendine önce yapıyor onu yapıyorsa. O yüzden siz de zamanınızı çok güzel şeyler içinde kullanabilirsiniz. Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Bunun için bir yere paylaşmaya da gerek yok. Kendinizle paylaşın. Gördüğünüz resmin kendiniz fotoğrafını çekin. Gözünüze fotoğraf çekin. Zihninize yerleştirin. Sonra o detayları hatırlamaya çalışın. Bakın, o kadar kıymetli ki. Yani yaptığınız bir şeyi birine teslim edin. Birine verin. Birine etiketlemek yerine mesela. Hepsi çok kıymetli şeyler. Dışarı çıktığınız zaman sadece bir ağacı, bir yaprağı izlemek bile, bunun için bile zaman ayırın bakın. Diyorum ya, o kadar çok yapacağımız, o kadar çok kaçırdığımız şey olduğunu düşünüyoruz ki. Halbuki diyorum ya, İşte şu program var, şuraya gideceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Orada mesela 15 dakika doğayı izle desek, hayır canım, benim vaktim yok. Yani ben oradan oraya gideceğim, bunu yapacağım diyoruz değil mi? Ama o 15 çarpı işte bilmem kaç rakamını sosyal medyada harcıyoruz. Ben burada birçok kişinin yorumuyla kendimi sizinle bir hissettim çok yerde. Evet, umarım yüz yüze de böyle bir etkinlik yaparız ve tekrar kavuşuruz, bir araya geliriz. Ve çok çok teşekkür ediyorum mesela bu değerli vaktinizi benimle de paylaştığınız için. Vakit çok değerli arkadaşlar. Ne bir başka kişiyi takip ederek kendinizi üzecek, ne başka biriyle kendinizi kıyaslayacak kadar uzun da değil hayat. O yüzden kendinizi olabildiğiniz halinizde kabul eden bir sürü, bakın, benzer kombinler oluşturmak. Bunlar çok güzel yönleri. Bunları kullanalım. Tekrar umarım bir araya geliriz. Çok güzel mesajlar görüyorum. Siz de sağ olun. Siz de var olun. Yüreğinize sağlık, kulağınıza sağlık.